Böcekler ışığı yiyecek bulma, yön belirleme, tehlikelerden korunma gibi amaçlarla kullanır. Böcekler insanlardan farklı olarak mor ötesi dalga boyundaki ışığı da algılayabilir. Uçabilen birçok böcek türünün sokak lambalarının etrafında durmaksızın dönüp durduğuna tanık olmuşuzdur. Bu durum üzerine farklı kuramlar ortaya atılmıştır. Ancak bu durumun tam olarak açıklandığını söylemek yanlış olur. Bu videoda konuyu açıklamak için ortaya atılmış iki kuramı sizlerle paylaşacağız. Birinci teoriye göre bazı böcek türlerinin özellikle geceleri yönlerini mor ötesi dalga boyundaki ışığa göre belirlediği düşünülüyor. Bu yüzden aydınlatma amacıyla kullanılan yapay ışık kaynaklarının bu hayvanların mor ötesi ışığı algılama ve karanlıkta yön bulma yeteneklerini olumsuz etkilediği düşünülüyor. İkinci teoriye göre, böceklerin güneş ışığı ve ay ışığı gibi doğal ışık kaynaklarını kullanarak yön belirlediğini öngörüyor. Bu kurama göre yapay ışık kaynakları söz konusu olduğunda böcekler gelen ışınların güneşten ve aydan olduğunu düşündüğü için yön bulma yeteneklerini kaybediyorlar. Sonuçta bu etkiler canlının yönünü şaşırmasına yol açıyor. Gelin şimdi bu durumun nasıl gerçekleştiğini açıklayalım. Böcekler geceleri ayı sabit bir referans noktası olarak kabul edip onu bir taraflarına alarak düz bir hat üzerinde yol alıyorlar. Parlak bir yapay ışık gördüklerinde de onu ay ışığı sanıp bir taraflarını alıp uçtuklarını sanıyorlar. Işık kaynağını hep sabit noktada görebilmek için etrafında daireler çizmek zorunda kalıyorlar. Işığın parlaklığı ve bir türlü hedefe varamamaları pozisyonlarını muhafaza etmelerini güçleştiriyor. Yörüngeleri daralıyor, gittikçe küçük daireler çizerek uçuyorlar ve sonunda ışık kaynağına çarpıp hayatlarını kaybediyorlar.